Yep. Chicken legs büyütme antrenmanından herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte evde yapmış olduğum bacak antrenmanı sizlerle paylaşacağım. Açıkçası yani normalde kendi vücut ağırlığımla sürekli bacak çalışan bir kalisterik sporcusuyum. Fakat artık bacakları büyütmek için hani o strese erişebilmek için binlerce squat yapmam lazım ki bu da çok da mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla ağırlıklarımı hazır zaten. Kutu açılım videosu da buralarda bir yerde olur. Onu da eklerim. Ağırlıklarla birlikte parlıyor ama burada 40 kilo falan var yani bayağı. Squatlı mukatlı ev ortamında nasıl düşük ağırlıklarla güzel bir bacak antrenmanı, kalf antrenmanı çekebiliriz, yapabiliriz. Onun hakkında bir video olacak. Şimdi pre-workout'tan bahsedeyim. Yine kahve ve Stirling malat alacağım. Ondan sonra antrenmana bam güm geçeceğiz. Bunu da pek uzatmadan antrenmana geçelim. Çok fazla konuşmayacağım. Antrenmanımı göstereceğim, hareketleri yapacağız. Sonra belki konuşuruz. Peace out. Bir ev vlogunda beraberiz. Evde antrenman yapacağız bugün. Şimdi antrenmana kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse antrenman süresi 2-3 saat olacak şekilde tasarlandı. Neden 2-3 saat? Normalde 2 saat sürüyor antrenmanlarım. Fakat artık evde yaptığımdan dolayı antrenmana gidişim 1 saat, gidiş geliş olduğundan dolayı 2 saat antrenman 1 saatte kardiyo tarzı bir şey olmuş oluyordu. 3 saatte tamamlıyordum. Ama şimdi bir yere gitmediğim için ama aslında bugün 12 kilometre yürümüştüm. Kalplerim bayram etti yani. Bayağı yokuş çıktım. Dolayısıyla şimdi antrenmana şöyle başlayacağız. Her hareketten 10 set yapacağım. 5 set kendi vücudumda, 5 set ağırlıkla birlikte. İşte bunu da yaptığım antrenmanlarda mesela bu birinci hafta diyelim. Atıyorum lunge hareketi. Lunge hareketini 5x20 kendi vücudumda, 5x20'de 10 kilo yapmışım. Haftaya bunu 12 kilo yapacağım ve kendi vücudumda yaptığım lunge'i 21-22'ye çıkaracağım. Bu şekilde takip, volüm hesabı ve progresif overload yapmış olacağız. Kalf hareketlerimiz var. Bayağı bir çeşitli bir antrenman yapmayı planlıyorum. Yüksek tempo olacak. Kol da çalışacağız. Tabii halim kalırsa amut da çalışabiliriz. Ya bakacağım ya antrenman moduma göre değişkenlik gösterebilir açıkçası. Pre-workout'u sağlam aldım. Herkese iyi seyirler. Konusunda bir bilgim yok. Olimpik kaldırış yapıp arkama alacağım ve cenazemi kaldıracağız. Muhtemelen böyle bir şey olacak. Deneyelim görelim. Yok baba. Bunda squat mukat olmaz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Goblet squat yapacağım. Yani ağırlığı böyle tutup bu şekilde squat yapacağım. Ona da geçelim bakalım. 25 kilo var. 25 kiloyla goblet squat çalmış. İnşallah düşmez. Siz 2 dakika boyunca bu videoyu izlerken yaklaşık 40 dakikadır ben antrenmandayım. Dolayısıyla hızlı bitecek yani antrenman. Video o şekilde hızlı bitebilir sizi sıkmamak açısından. Her hareketten bir 2 set gösteriyorum. Şimdi ne yapacağız? 12,5 2 tane dumbbellım var. Yani toplamda 25 kilo. Ve bunlarla birlikte her bacak için 8 tane lunch. Yani toplamda 5 set 16 tekrar lunch yapmış olacağım. 25'er kilo ile yapacağım. İşte haftaya 27,5 kilo veya tekrar aynı kilo ile yapabilirim. Ondan sonra jump squat'a geçeceğiz. Jump squat kendi vücut ağırlığında yapmamız için de 2 kilo ile birlikte ayaklarımı takarak zıplayacağım. Bu şekilde devam. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave.
Let me fall to my oğlum yeter lan. Bir saattir bacak basıp duruyoruz. Son bir hareketimiz kaldı. Wall sit. Bu da statik olarak quadricepsleri ve hamstringleri güzelleştirecek bir harekettir. Akabinde yarım saat bir kalf çalışacağız. 5 tane kalf hareketimiz var. 2 set kendi vücutlarımızla 3 set de ağırlık yapacağız. Sonra bacak antrenmanı bitmiş olacak. Şimdi bu hareketi gösterirken muhtemelen vücudumun üst tarafını görmeyeceksiniz. Zaten çok da gerek yok çünkü kalf çalışacağız. Kalf hareketlerini göstereceğim. 5 tane asıl temel hareketimiz var. Ve bunların hepsini her hareketi 5 set yapacağız. 2 seti kendi vücutlarına, 3 sette farklı bir ağırlık alırım muhtemelen. 5-10 kilo vesaire yaparız. Şimdi hareketlerin ilkine geçelim. Normal klasik kalf raises yapacağım yani ilk vücut ağırlığımla. Yine en aşağıdayım, en yukarıda sıkıştırıyorum. Yavaş iniyorum ve bu tempoda 20 tekrar yapacağım. Bu birinci hareketimiz. Bütün hareketleri gösteriyorum ki video sıkıcı olmasın. Akabinde ikinci hareketimiz var. Single leg. Yani bir cisme tutunarak, dengenizi kurarak. Yine aynı hareketi, aynı momentumda, aynı hızda yapacaksınız. Üçüncü hareketimize geldiğimiz zaman farklı bir hareket bu. Stipke'den görmüştüm. Ayaklarınızı ileriye doğru veriyorsunuz. Vücut ağırlığınız duvarda ve yukarıya doğru kaval kemiklerinizi pantlıyorsunuz. Yani kalfin arka tarafından ziyade ön tarafındaki bu adını bilmediğim kas grubunu da geliştiriyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şey. Ben yokuş çıkarken falan gerçekten yardımcı oluyor. Ve daha çok yardımcı olan şeyler vardır da ben sadece şu an etki aldığım konuyu gösteriyorum. Bunu da bu şekilde yapacaksınız. Diğer hareketleri de gösteririm. Şimdi antrenmandayız. Kaç tekrar yaptığımızın önemi yok. Yeter ki aynı tempoyu bozmayalım ve temiz yapalım hareketi. Hızlı çıkıyorum, yavaş iniyorum. Hızlı çıkıyorum, yavaş iniyorum. Hızlı çık, yavaş in. Ve balerin gibi olmaya çalışın. Hani olabildiğince en yüksekte kitlemeye çalışın hareketi. Üçüncü hareket, Stipke'nin hareketindeyiz. Şu an çıplak olduğu için duvar çok soğuk, yaslanamıyorum. Yapılışını gösteriyorum. Yani 45 derecelik bir açı verin kendinize ve bu bacağınızı yukarıya doğru kaldırın. Sadece parmak uçlarınızı yukarıya doğru pres yapıp bu bölgenin kasılmasını sağlamanız lazım. 12-15 tekrar yapıyorum ben bunu ve 5 set yapacağım. Ya topuk yerde her zaman, tamam mı? Ve zaten kaval kemiğinizde de bir gerilim, bir pump hissedeceksiniz. Mümkün olduğunca yavaş yaparsanız daha iyi olur sizin açınızdan. Bunu yaparken ağırlık yükleyemiyorsunuz zaten, bunun bilincinde olun. Hop, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Let's go, bu hareket de böyleydi. Evet, son iki hareketimizin içine girdik. Ondan sonra esleyeceğim, yemeğimi göstereceğim. Birazcık sohbet eder, videoyu kapatırız. Şimdi bu hareketi uygulamalı ve normal anlatarak göstereceğim. İlk öncelikle bacak konumunuz çok önemli burada. Bir saniye açayım. Bir tanesi dışa bakık olacak şekilde yapacaksınız. Yani hareketi bu şekilde calf raises. Bakın ayaklarınız açık, sumo tarzı. Ve dışa doğru yapacaksınız. Aynen bu şekilde. Bu ilk hareketimiz. Bunu da 5x12 yapacağız. Bu arada bacaklarımı büyütmeye çalışıyorum. Yeah. Neyse, çok seksi. Diğerinde arkadaşlar bacaklarınız içe doğru bükük şekilde. Hani böyle anime kızlar oluyor ya. Anime kızları pozisyonuna geçeceksiniz. Ve bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi kalfimi. Bir dakika. Bunu daha radikalleştireceğim şimdi. Şimdi anime kız olduk ya. Ayaklarınız böyle. Bu şekilde calf raises yapıyorsunuz. Ve kalfiniz patlıyor. Yeah, antrenmanımız anlık olarak bitmiş durumda. Ne yapacağız şimdi? Esneme yapacağız. Esnemeden birkaç saniye görürsünüz şimdi. Antrenman tatsız tutsuz oldu birazcık. Çünkü alan dar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 metre falan yok burası. Ve ben burada kas geliştirmeye, size içerik üretmeye çalışıyorum. Bir daha kesir yemeği burada biraz dilencilik yapıyormuş gibi olacağım. Şöyle yani kanal için çok büyük projelerim var fakat zaman sıkıntısı çekiyorum. Yani çalışan herkes zaman sıkıntısı çekiyor. Ben bu zaman sıkıntısından ziyade antrenman yapmaya çalışıyorum. Antrenmanı yaparken de bunları kayıt altına almaya çalışıyorum. Yani her gün kayıt altına alamıyorum maalesef her antrenmanımı. Çünkü modum böyle alternatif akımda gittiği için bu aralar. Hani çok da çekisim gelmiyor. Hani negatif bir video başlangıcıyla sizinle
antrenman motivasyonunuzu düşürmesini istemediğimden dolayı güzel olduğum günler sizlerle birlikte video çekiyorum. Bu antrenmanımız bu kadar da yemeğimi göstereyim. Ondan sonra ya kendi vücut ağırlığınızda evde nasıl bacak geliştirebilirsiniz? Bunun hakkında da 2-3 dakika konuşurum. Videoyu kapatırız. Video daha bitmedi. Yahoo! Son olarak yemeği gösterip videoyu bitireceğim. Burada biraz tavuk var. Köri soslu. Makarna ve sebze. Klasik Jim Broski yemeği yani. Bu şekilde de beslenip genel olarak uyuyorum esneme yapıp. Bu esnemeyi yaptıktan sonra bir de gece yapmadan önce esneme yapıyorum. Biraz daha vakum yapıyorum. Böylelikle günü tamamlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evde hangi antrenmanlar yazdığını belirtmeyi unutmayın. Olabildiğince 2 günde bir video atmaya başlayacağım bu aralar. 3 günde birden ziyade. Fakat zaman bulamazsam eğer 3 günde bir... Ya fix 3 günde bir gelecek de 2 günde 1'e çekmeye çalışacağım onu ya. Her neyse kendinize iyi bakın. O zaman workout was left. Stay fit.